Bugün de her zaman olduğu gibi günü, gündemi, dünyadaki gelişmeleri, haberleri, verileri, Türkiye'deki gelişmeleri, haberleri, verileri ve bunların piyasalara yansımalarını sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bir taraftan dolar yükseliyor. 7.20'nin üzerine çıkmış durumda. Dünyada petrol fiyatları 67 dolara gelmiş durumda. Altın fiyatları 1800 doların altına indi ve düşüş devam edecek mi sorusu gündemde ve büyük bir soru işareti bunu da unutmamak gerekiyor. Borsalarda geri çekilme gözleniyor. Biz 100 endeksi de 150 bin seviyesinin altına gevşemiş durumda. Peki bu düşüş devam edecek mi? Bir katliam gelebilir mi? Bütün bu sorulara bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki farklı farklı haber başlıklarımız var. Merkez Bankası parasal duruşun belirlenmesinde yegane araç faizdir açıklamasını yaptı. Yine Merkez Bankası bundan sonraki süreçte sıkı para politikasının uygulanacağının işaretlerini vermeye devam etti. Peki bu süreç devam ettirilebilecek mi arkadaşlar? Aslında Ankara Sanayi Odası Başkanı bunun devam ettirilemeyeceğini çok net bir şekilde bugünkü açıklamalarıyla ortaya koydu. Özellikle Merkez Bankası'na seslendi. Merkez Bankası para politikalarını belirlerken reel sektörü göz ardı etmemeli dedi. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki Merkez Bankası'nın yüksek faiz ortamından şu anda sanayici ya da reel sektör son derece rahatsız arkadaşlar. Aslında bunun yanına turizmciyi de koyabiliriz. Çünkü kur değerlendikçe Türkiye'ye gelen turist sayısı daha da düşecek. Çünkü turizmcinin rekabet gücü azalacak arkadaşlar. Aynı ihracatçının rekabet gücünün azalması gibi. Dolayısıyla şu anda Merkez Bankası'nın uyguladığı yüksek faiz ortamı ve düşük kur ortamı, zorlanan düşük kur ortamı ne ihracatçının ne de turizmcinin işine geliyor, ne sanayicinin ne de kobinin işine geliyor, ne de esnafın ya da çiftçinin işine geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde pandomine kopabilir. Büyük ihtimalle bu dolardaki yükseliş eğilimi hızlanarak devam ettiğinde hep birlikte göreceğiz. Yani 7.40 7.50 aralığı ilk hedef ama ilk durak değil. Yani orada durmayacağız uzun zaman hızlı bir şekilde 7.80'e giden bir dolar kuru göreceğiz. Sonrasında yine hızlı bir şekilde 8.40-8.50 aralığına giden bir dolar kuru göreceğiz. Ve tabii ki gelişmelere bağlı olarak çift haneli dolar kurunu görmeye devam edeceğiz. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı biz kuru ve faizi dengeliyoruz, baskılıyoruz. Bunun için gerekiyorsa 128 milyar dolar harcıyoruz kardeşim dese de para harcandığıyla kalıyor, faiz yükseltildiğiyle kalıyor ve dolar kuru da euro da sterlinde yükseliş eğilimine devam ediyor özellikle dünyadan gelen haberlerle birlikte. Ha bu arada bizim makroekonomik verilerimiz çok mu düzgün? Tabii ki değil arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani işsizliğe bakıyoruz. Türkiye pert durumda. Enflasyona bakıyoruz. Resmi veriler %14.9'u gösteriyor. O bile yüksek bir rakam ama hayatımızın içindeki enflasyon %40-50 aralığına çoktan gelmiş durumda. İnsanlar halk ekmek kuyruklarında 10 liranın hesabını yapıyorlar. Öbür taraftan cari açığa bakıyorsunuz. Geçen yıl 37 milyar dolarlık bir cari açık verdik. Bu yıl muhtemelen 40 milyar doların üzerinde bir cari açık verilecek. Bütçe açığına bakıyorsunuz. Geçen yıl 130 milyar liralık bir bütçe açığı var. Bu sene 300 milyar liraya giden bir bütçe açığı hedefleniyor. Faiz giderlerine bakıyorsunuz. Geçen yıl 130 milyar lira sadece Türkiye'nin faiz gideri vardı. Bu sene muhtemelen 250-300 milyar lira aralığında sadece faiz giderimiz olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bizim makro ekonomik verilerimiz de bozuk. Ve bu da tabii ki Türkiye'nin incecik bir çizgide yürümesini beraberinde getiriyor ve devrilmek üzereyiz. Hatta devrildik düşüyoruz ama farkında değiliz. Ya da biz farkındayız da birileri farkında olmamak için elinden geleni yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da bana göre kendi içerisinde pek çok anlamda çelişiyor. Merkez Bankası rezervleri harcanan 128 milyar dolar çiftçiye, işçiye yapılan yardım vesaire gibi açıklamaların temeli ne yazık ki söylemlerle örtüşmüyor. Örtüşmediği için de vatandaşların sesi her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor. Şikayetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Bir yandan da şu soruluyor tabii. 128 milyar doları harcadık Düşük faizimizi yükselttik. Ona rağmen 6.90'a kadar maksimum çekilen dolar neden bir kez daha yükseliyor? 7.22 seviyelerin üzerine çıkmış durumda. Birinci soru bu. İkinci soru. Madem biz 6.90 seviyesine kadar dövizi çektik ve 7.20 seviyesinde dengeledik. O zaman piyasadaki dolar neden bunun kat be kat üzerinde? Maliyetlere yansıyan dolar kuru neden bunun kat be kat üzerinde diye soranlar var. Bir başka önemli soru bunu ben de soruyorum. Acaba ekrandaki dolar piyasadaki dolarla ne zaman buluşacak? Piyasadaki dolar mı ekrandaki doların yanına gelecek yoksa ekrandaki dolar mı piyasadaki doların yanına yükselecek ve gerçekler, yaşananlar, tecrübeler bize hep şunu göstermiş ki arkadaşlar genel itibariyle ekrandaki dolar piyasadaki doların yanına gidiyor. Piyasadaki dolar ne kadar diye baktığımız zaman minimum Avrasya tünelini alabiliriz arkadaşlar. 1 dolar eşittir 11,5 lira. Diğer maliyetlere baktığımız zaman 12, 13, 14, 16, 20 liradan yapılmış maliyetler var arkadaşlar. Ve demek ki ortalamada 14-16 lira aralığında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız yakın zaman içerisinde. Bakın bunun böyle olmasını elbette kimse istemiyor. Ama sonuç itibarıyla gerçekler öyle ya da böyle karşımıza çıkacak. Hayalle yaşayamayacağımız ortada arkadaşlar. O nedenle de ufak 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 dolarda kıpırdanmayı görmeye başladık. 7.22.54 seviyesinde şu an itibariyle %0.84'lük bir yükseliş var. Dediğim gibi işin çok daha başındayız. Çok emin adımlarla 7.40-7.50 aralığına doğru ilerliyoruz. Sonrasında 840-850 aralığına kadar gidecek bir dolar kuru göreceğiz. Esas curcuna ise o seviyelerin üzerine çıkıldığı zaman başlayacak. Bu arada 8.84 seviyesinde bir euro görüyoruz arkadaşlar. Euronun da önce 9 liranın üzerine çıktığını, dolar yükselirken 8.40'ı zorlarken de 10 liranın üzerine çıkıp 11 liraya zorlamaya başladığını göreceğiz. Aynı dönemde sterlinde 12 seviyelerini zorlamaya başlayacak arkadaşlar. İlginç bir veri daha var. Onu da yine sizlerle paylaşmak isterim. Euro-dolar paritesi biliyorsunuz. Şunu söylüyordum. 1.20 aşağıya doğru kırılırsa eğer önce 1.18 ardından 1.15 ve 1.15'inde aşağıya kırılması ile birlikte 1.08 seviyesini görürüz diyordum. Ancak görünen o ki gelişmelerle birlikte Euro-Dolar paritesi yukarıya doğru hareketlenmeye başladı arkadaşlar. 1.22'nin üzerine çıkmış olması önemli bir gösterge bence ve 1.25'e doğru gidiyor sanki Euro-Dolar paritesi. Eğer ki bu hızla yükselmeye devam ederse... İlk hedef 1.25 olacaktır. 1.25 kırılırsa çok daha sert hareketlerle 1.30 seviyelerini görebiliriz Euro dolar paritesinde. Yani oradaki senaryomuz şimdilik değişti arkadaşlar. Koşullar değişirse tekrar 1.20 aşağıya zorlanırsa ve kırılırsa 1.08 senaryosuna geri döneriz. Onu da buradan sizlerle paylaşmış olayım. Altının onsu en çok merak edilen konulardan birisi. Neden 1800'ün altına düştü? Evet, 1800'ün üzerinde olması gerekmiyor muydu? Özellikle teşvik paketi bu kadar gündemdeyken, hatta yarın muhtemelen Senato'da oylanıp onaylanacakken ve bir yığın para piyasaya girecekken altın fiyatları niye düşüyor? Niye 1800'ün altında diye soranlar var. Duyuyorum yorumlardan da görüyorum. Gayet basit bir cevap var arkadaşlar çünkü altın onsu şu anda beklemede mümkün olduğunca büyük fonlar en düşük seviyeden şu anda altın onsunu toplamaya çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü altının yükseleceğini herkes çok net bir şekilde görüyor artık. Bu kez farklı bir risk var. Ekonomik riskler çoğalmaya başladı. Evet belki korona riski şu anda ikinci plana düşmeye başladı. Evet aşılar işe yarıyor ama bu kez ekonomik riskler artıyor. Enflasyonist riskler artıyor. işsizlik riski artıyor. Yani koronanın ekonomik yansımalarını yeni yeni görmeye başlayacağız. Ve bu ekonomik kriz ortamı öyle ya da böyle faiz faizleri yukarıya çekecek. Faizler dışında ekonomik dengesizlikleri artıracak, ülkeler arasındaki dengesizlikleri artıracak ve vatandaşlar arasındaki gelir dengesizliklerini oluşturacak. Bütün bu riskler toplamda Bankaların, merkez bankalarının daha çok varlık alımı yapmasını beraberinde getirecek ister istemez arkadaşlar. Öbür taraftan yine devletlerin, hükümetlerin çok daha fazla mali teşvikler sunmasını beraberinde getirecek ve tabii ki bütün bunlar da altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Ekonomik riskler aynı zamanda yatırımcının güvenli limanlara kaymasını da sağlayacak arkadaşlar. Bu da altın fiyatlarının yükselişini hızlandıracak. Dolayısıyla altın fiyatlarında gördüğünüz bu 1700 lira rakamlar 1780, 85, 86, 90 fark etmez. Şu anda en geçici rakamlar arkadaşlar. Bu rakamlar çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru evrilecek ve biz 2021 yılı içerisinde 2300-2500 doları göreceğiz bugünkü koşullar içerisinde. Koşullar değişirse mesela Amerikan hazine tahvillerinin faizleri daha da yükselirse altın fiyatlarının yükseliş eğiliminin daha da hızlandığını göreceğiz. Çeşitli ülkelerin faiz arttırımı olması durumunda daha da yükseldiğini göreceğiz. Faize yönelmeyecek para arkadaşlar pek çok noktada. Altına yönelmeye devam edecek çünkü faiz risk algısını coşturacak. Dolayısıyla insanlar güvenli limanlara koşmaya devam edecek ve doğal olarak altın on fiyatı da yükselecek. Şimdi... Brent petrol bence çok dikkat çekici arkadaşlar. Sadece bir yatırım aracı olarak görmeyin. Üretimde petrolün çok önemli bir kaynak olduğu ortada. Hala öyle. Evet güneş enerjisi var, alternatif enerjiler var. Ama sanayide büyük çoğunlukla doğal gaz ve türevleri ya da petrol ve türevleri kullanılıyor. Dolayısıyla petrol fiyatları burada Önemli arkadaşlar. Şimdi sanayi canlandığı için, üretim canlandığı için, ekonomiler canlandığı için petrol fiyatları yükseliyor gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor ama tablo öyle değil aslına bakarsanız. Dünyada üretim gelişmiyor, canlanmıyor. Bakın Almanya, Avrupa ülkeleri, Amerika, İngiltere, Türkiye, Asya ülkeleri hala kapalı. Çin'i olayın biraz dışarısında bırakabiliriz. Ama Çin de üretse bile yeterince satıyor mu? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda bu petrol fiyatlarındaki yükseliş spekülatif bir yükseliş olabilir. Dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Bakın Amerika'dan iki veriyi sizlerle paylaşayım. Bunlardan birisi Amerika'daki sondaj kulesi sayısı. Yani petrolün çıkartılma miktarı. Böyle nitelendirebilirsiniz. Sondaj kulesi sayısı artıyorsa anlayın ki petrol üretimi artıyor. Sondaj kulesi sayısı azalıyorsa anlayın ki petrol üretimi azalıyor. Amerika tek başına bir kriter mi? Tabii ki değil ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Amerika'daki sondaj kulesi sayısı düşüyorsa emin olun Irak'taki de düşüyor. Emin olun Suudi Arabistan'daki de düşüyor. Dolayısıyla petrol üretiminde bir azalma var. Peki petrol üretimi azalıyorsa stoklar tükeniyor mu? Yani stoklar azalıyor mu aynı oranda? Hayır arkadaşlar Amerika'daki petrol stoklarında çok ciddi bir artış gözleniyor. Aynı 2020 yılının başında olduğu gibi. Yani koronanın başladığı dönemde olduğu gibi arkadaşlar. Peki bu ne işaret ediyor? Eğer ki stoklar bu şekilde artmaya devam ederse üretim ve arz talebi karşılamaktan çok daha öteye geçerse yani arz fazla olur talep az olur ise arkadaşlar böyle bir durumda ne olur biliyor musunuz? Aynı 2020'nin başında olduğu gibi petrol vadelileri çakılır negatif ortama düşer bu da petrol fiyatlarının çok hızlı bir şekilde aşağıya gelmesini beraberinde getirir. 20 dolarlı seviyeleri görebiliriz. Ha, dünya üretimi canlanırsa hareketlenirse o zaman hiçbir sorun olmaz. Petrol fiyatları yükseliş eğilimini devam ettirir. Bizim gibi ülkelerde de enflasyonist baskı artmaya başlar. Neden? Petrol fiyatları 100 doların üzerine çıktığı an itibariyle bizim maliyetlerimiz bugünkünün ikisine katlanır. ikiye katlanır neredeyse. Dolayısıyla hem petrolün yaratacağı enflasyon hem de vergilerin yaratacağı enflasyonla birlikte benzin, mazot fiyatları neredeyse ikiye katlanır. O nedenle bizim için tabii ki büyük bir risk. Düşmesi bizim için büyük bir avantaj mı? O da ne yazık ki bir avantaj değil. Çünkü eğer ki dünyada üretim yoksa dünyadaki ticaret de küçülüyor demektir. Bu bizim ihracatımızın azalacağı anlamına gelir. Ama ihtiyaçlarımız devam ediyor, ithalatımız durmuyor. Dolayısıyla cari açığımızın artması, ödemeler dengemizin bozulması, dış ticaretimizin ticaret açığımızın daha da fazlalaşması anlamına gelir. Bu da çok büyük bir ekonomik krizi riski işaret eder. Dolayısıyla arkadaşlar petrol fiyatlarının yükselmesi bizim için önemli bir enflasyonist etkiyken petrol fiyatlarının düşmesi de üretimimizin kısılması, işsizliğimizin artması açısından bakıldığı zaman makroekonomik sıkıntıların daha da büyümesi anlamına geliyor. Bunu da bir kenara not edelim derim. Şimdi gelelim şu Merkez Bankası'nın operasyonlarına. Mesela bir tanesi zorunlu karşılıkları 200 bas puan arttırdı Merkez Bankası. Bunu niye yapmış olabilir? Bakın zorunlu karşılıklar şu arkadaşlar. Bankalara diyor ki Merkez Bankası sen eğer ki bir mevduat veriyorsan mevduat topluyorsan ya da kredi veriyorsan bu paranın bir kısmını güvence olarak Merkez Bankası'nda tutacaksın arkadaş. Buna zorunlu karşılık diyoruz biz diyor. Ve bunu 2 puan arttırdı arkadaşlar. Yani bankalar 2 puan daha az likiditeye sahip olacaklar, paraya sahip olacaklar. Maliyetleri artacak. Dolayısıyla arkadaşlar Piyasadaki para miktarı azalacak. Piyasadaki para miktarı azalınca da dövize olan talep azalacak. Bu sayede dövizi, doları bu seviyede tutmayı başaracaklar diyor uzmanlar, ekonomistler ya da Merkez Bankası yetkilileri. En azından niyetin böyle olduğunu biliyoruz. Peki böyle oluyor mu arkadaşlar? Hayır, olmuyor. Bankaların maliyetleri arttıkça başka başka alanlara saldırmaya başlıyorlar. İşte onlardan birisi de döviz oluyor arkadaşlar. Dövize saldırmaları ile birlikte döviz fiyatları yükseliyor. Yani dövizi düşürmeye çalışırken Merkez Bankası aksine dövizin yükselmesine çanak tutmuş oluyor. O nedenle arkadaşlar bu tür operasyonlar çok risklidir. Onu da özellikle belirlemek isterim, belirtmek isterim. Parasal duruşun belirlenmesinde yegane araç faiz diyor. Merkez Bankası'nın açıklaması. Evet öyle mi? Evet öyle. Çünkü kasada para kalmadı. 128 milyar doları harcadık. İhtiyat akçesini harcadık. Rezervler eksi 50 milyar dolar seviyesinde. Swapla ayakta durmaya çalışan bir rezerv politikamız var. O swaplar da yenilenemezse eğer zaten eksi 50 milyar dolara düşülecek. Bu da büyük bir krizi işaret edecek. Dolayısıyla Merkez Bankası parayla müdahale edemediği piyasaya mümkün olduğunca faizle müdahale etmeye çalışıyor. Para piyasasından bahsediyorum ama faizi yükselttikçe de reel sektörün canını yakıyor. Reel sektör şu anda batma noktasına Gelmiş geçmiş durumda. Evet çoktan geçmiş durumda. Hatta bir yeni şirketin firmanın her gün battığını görüyoruz. 273 firma kapanıyor günde arkadaşlar. Bir yıl içerisinde 100 binden fazla firma kapandı. Her tarafta esnaf kepenk kapatıyor. Çiftçi icralık. Bakın şöyle bir sokağa çıkın dolaşın. Kaç tane dükkan kapalı, kaç tane dükkan kiralık. Kendi gözlerinizde zaten görebiliyorsunuz. Bunun üzerine ASO Başkanı Özdebir diyor ki Merkez Bankası reel sektörün korumalı para politikası konusunda ağırlık vermeli diyor. Evet reel sektörün korunması yönünde para politikasına ağırlık vermeli diyor. Ne demek istiyor arkadaşlar? Faizleri düşür diyor. Peki Merkez Bankası faizleri düşürebilir mi? Çok zor ama düşürecek arkadaşlar. Bu işin lam içimi yok. İlk çeyreğin içinde sonunda ya da ikinci çeyreğin başında öyle ya da böyle Merkez Bankası faizleri indirmeye başlayacak. İşte o gün itibariyle dolardaki yükseliş eğiliminin daha da hızlandığını göreceğiz. Bir başka açıklama Fed başkanından geldi biliyorsunuz. Çok önemli bir açıklama. Bence satır aralarında kayboldu, gitti. O nedenle ben sizlere bu açıklamayı özellikle hatırlatmak istiyorum. Diyor ki dijital dolar konusunda politika ve teknik açısından çalışma yapıyoruz ve projenin FED için yüksek düzeyde önceliği var diyor. Yani kripto dolara çalışıyor FED. Yakın zaman içerisinde kripto dolar gündeme gelebilir. Dijital dolar gündeme gelebilir. Demek ki arkadaşlar birilerinin söylediği gibi kripto paralar ya da dijital paralar çöp değil. Aksine dünyanın en büyük devletleri bu işe soyunuyor durumda. O nedenle de arkadaşlar kripto para piyasasında çok daha ciddi hareketler görebiliriz ama çok ciddi geri çekilmeler de göreceğiz yakın zaman içerisinde. Şu anda çok riskli bir ortam var. Lütfen dikkatli olun diye sizleri de uyarmak istiyorum. Türkiye istihdamda Avrupa'nın en kötü 3. ülkesi oldu ne yazık ki. Bakın kötü haberlerde hep üst sıraları zorlamaya devam ediyoruz. Pahalılıkta OECD'de birinci sıradayız bakıyorsunuz. İşsizlik sıralamasına bakıyorsunuz ilk üç sıradayız. Ya da işte Avrupa'nın en kötü İstihdam ülkesi hangisi diye bakılıyor? Üçüncü sıradayız. Dolayısıyla arkadaşlar ne yazık ki Türkiye'deki ekonomik dengeler her geçen gün biraz daha bozulmaya devam ediyor. Peki bizden daha kötü olan ülkeler hangileri diye bakalım isterseniz. Birinci sırada Kosova var. Türkiye ile kıyaslanmaz bile. İkinci sırada da Moldova var. O da yine Türkiye ile kıyaslanmaz. Üçüncü sırada Türkiye var. Demek ki Türkiye aslında birinci sırada Avrupa'da arkadaşlar. Kosova, Moldova bunları saymaya bile gerek yok. Türkiye bu büyüklüğüyle, bu coğrafyasıyla, bu ekonomisiyle, bu insan kaynaklarıyla eğer ki Kosova ve Moldova'dan sonra üçüncü sırada ise aslında birinci sıradadır diyebiliriz rahatlıkla. Öbür taraftan Türkiye yine bir başka önemli haber. 1.4 milyar nüfusu Çin'den daha fazla buğday ithal etti. Bakın resmen acınacak bir durumdayız arkadaşlar. Bu haberler beni o kadar çok üzüyor ki ben Orta Anadolu'da yaşamış bir çocuk olarak bunu söylüyorum. Etrafında ekin tarlaları bol bol görünen bir çocuk olarak söylüyorum. Evet her tarafta ekin tarlaları vardı. Her tarafta buğday tarlaları vardı. Şimdi Eskişehir'e gittiğiniz zaman bir tane buğday tarlası görmüyorsunuz neredeyse. Aynı durum bence Konya'da da var. İç Anadolu'da pek çok ilde de var. Dolayısıyla Türkiye'de çiftçi buğday ekmekten vazgeçti ve görüyorsunuz tabloyu 1.4 milyar nüfuslu Çin'den daha fazla buğday ithal ediyoruz. Nereden ithal ediyoruz? Rusya'dan ithal ediyoruz arkadaşlar. Yazık günah. Bursa'ya, Rusya'ya biz ihracat yapan bir ülkeydik tarım konusunda. Şimdi Rusya'dan neredeyse tüm tarım ürünlerini başta buğday olmak üzere ithal ediyoruz arkadaşlar. Yine bir başka haberi paylaşayım. Bireysel kredi borcu olanların sayısı 34 milyon kişiyi geçti. Çok ciddi bir finansal krizi işaret ediyor bu durum. Özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye ne yazık ki çok tehlikeli bir sürecin içerisinde. Son kez rakamları bir kez daha bakalım. Sonrasında da videomuza son verelim. Bist 100 endeksi 1484 seviyesinde. Ve görünen o ki düşüş eğilimi devam edecek. Hem Türkiye'de hem dünya borsalarında satış hakim olacak. Bundan sonra günlerde zaman zaman yeşil oku göreceğiz. Ama genel itibariyle okun kırmızı olduğu aşikar olacak arkadaşlar. Borsa cephesinde çok dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Dolar 7.20'nin üzerinde tutundu ve büyük ihtimalle yükseliş eğilimini devam ettirecek. Keza Euro sterlin de aynı şekilde. Bunun temel nedeni tabii ki Amerika'da hazine tahvil faizlerinin çok hızlı yükselişi. Bu yükseliş muhtemelen devam edecek ve bu yükseliş devam ettiği sürece de para Amerika'ya kaçmaya devam edecek. Nitekim borsadan yabancı çıkışından da bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu çıkış olduğu sürece de ki olacak dolar, euro, sterlin yükselmeye devam edecek. Euro dolar paritesi şimdilik 1.25'i gösteriyor arkadaşlar. Altının onsu 1.785 dolar seviyesinde ama çok hızlı bir şekilde yarından sonra kendisini 1.800, hatta 1.900 doların üzerine atacak. Sonrasında da 2.000'i kırıp rekor denemelerine başlayacak. 2021 yılı içerisinde de 2.300-2.500 dolar aralığında bir dolar bir altın ons değeri göreceğiz arkadaşlar. Altının onsu ve dolara bağlı olarak da gram altın fiyatlarında yükseldiğini göreceğiz. İlk önce geldiğimiz yer olan 540 liraya gideceğiz. Sonrasında da arkadaşlar bu sene içerisinde büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle 800 lirayla 1000 lira aralığında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Eğer ki dolardaki yükseliş sanılandan daha fazla olursa arkadaşlar o zaman 1000 liranın üzerine çıkan bir gram altın fiyatı görürüz. Brent petrol ve tabii ki ham petrol çok tehlikeli bir noktada arkadaşlar. Dediğim gibi Amerika'da petrol stokları artıyor. Bu üretimin azaldığını gösterir. Aynı zamanda sondaj kulesi sayısının düştüğü de Petrol üretiminin azaldığını gösterir. Yani petrol üretimi azalırken eğer ki petrol stokları artıyorsa bu çok ciddi bir tehlikedir. Dolar'da çok sert aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Aman ha dikkatli olun. Özellikle kaldıraçlı işlem yapmayın derim bu süreç içerisinde. Yine de son karar sizindir. Elbette söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.